Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bir tutulma haftasındayız arkadaşlar. 20 Nisan'da Koç burcunda e, güneş tutulması gerçekleşecek. Hayatımızda köklü, e, sağlam bir değişiklik yaratacak. E, etkileri aslında bu hafta gibi görünse de aslında geçtiğimiz bir ay içerisinde başladı. Bundan sonraki bir ay sonrasına kadar aşırı derecede etkili ama tamamlanma süreci e, biraz daha yılı e, bulabilir arkadaşlar. Şimdi tutulmayla beraber bu haftanın enerjilerinin içerisinde Merkür'ün geri hareketi de var. Hafta sonuna doğru 22'sinde, 22 Nisan'da Merkür gerilemesi de başlayacak arkadaşlar. Bunların detaylarına burç burç geçeceğiz birazdan. Ama kanalıma abone değilseniz abone olur, bildirim zilini açar, yorum yaparsanız beni çok sevindirirsiniz arkadaşlar. kanalım sizlerle büyüyor. Şimdiden elinize emeğinize sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Danışmanlık almak isterseniz WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Şu an doğum haritası analizi, öngörü analizi ve rektifilasyon hepsi beraber 1000 TL'ye kampanya fiyatımız var. Bu fiyatı kaçırmayın derim. Bu kampanyayı kaçırmayın derim. Hemen WhatsApp'tan bize bizimle iletişime geçin. Hoşçakalın. Merhaba İkizler Burcu ve Yükselen Burcu İkizler olanlar. Evet arkadaşlar Venüs sizin burcunuzda geçti. Bu haftanın tutulma enerjileri çok yüksek. Satürn tepe noktanızda ilerliyor. Hayat artık durmak yok yola devam dediği bir süreçten geçiyoruz. Plüton'un da 9. evimizde bulunması sebebiyle bu tutulmaya attığı bir kare var arkadaşlar. Koç Burcu'ndaki tutulma sizin bir nevi 11. evinizin sonlarına doğru yaşanıyor. Bu demek oluyor ki aslında hayatınızda, e, belki hayallerinizde, gelecek planlarınızda artık bir yenilenme zamanı. Neye inanıyorsanız onu bırakın. Farklı bir yoldan, farklı bir pencereden bakın hayata diyor. Biraz e, hayata bakış açımızı, biraz böyle e, geleceğe bakış açımızı değiştirmek zorunda bırakacak. Evet biraz sert bir etkiyle geliyor tutulma. Lakin bu değişim, dönüşüm hepimize çok yarayacak arkadaşlar. Yani e, alıştığımız... Belki de hayalini kurduğumuz ya da e, uzun zamandır e, değiştirmek zorunda olduğumuz bir hayalimizi, bir planımızı, bir gelecek hedefimizi artık yenilemek zorundayız. Karşımıza çıkan fırsatları hemen değerlendirelim. Aksi giden e, problem yaratan şeyleri bırakmaya gönüllü olalım. Artık burada sıkıştığımız bir nokta var ve o sıkışıklıktan e, hayat bizi kurtarıp e, pozitif anlamda ilerlememizi istiyor. Özellikle Satürn'ün tepe noktamızdan geçiyor olması... Orada kraliyet yıldızıyla tutulmanın enerjisine aktif bir şekilde Haftanın başı ve sonlarına doğru da yine etkisi çok net görünür şekilde e, ciddi anlamda iş iş konusunda da çok güzel fırsatlar yakalayacağız. Onun dışında tabii ki Merkür retrosu var arkadaşlar. Bu da sizin 12. evinizde gerçekleşecek. Gizli düşmanlarımız durmuyor. Arkamızdan işler çevriliyor. Bir şeyler planlanıyor, bir şeyler konuşuluyor arkamızdan. Yalnız bu dedikodular sanki bizde yarıyor. <laughs> yani hayat onların e, yaptığı onların çabaladığı bir şeyin ters gitmesiyle beraber hayatımızda ciddi anlamda ummadığımız yerlerden ummadığımız fırsatlara dönüşen garip, tuhaf bir merkür Retrosu yaşayacağız. Yani birileri bizim adımıza konuşacak, edecek, harekete geçecek. Belki de Gizli düşmanlarımızın kendileri için yaptıkları bir şey ters kepçe gelecek ve bizim hayatımızda bir anda popülerliğimiz belki iş fırsatımız yükselecek. Ne bileyim arkamızdan kuyumuzu kazarlarken kendileri o çukura düşecekler ve bizi birden yükseltecekler. Garip bir şekilde hayat diyor ki artık durmak yok yola devam. Yani bu kadar zaten ikizler burcu çok yükseldi. Ee, yani geçtiğimiz yıl, ondan önceki yıl, bu yıl e, ciddi anlamda büyük bir ilerleme kaydetti. Hayatındaki negatif enerjileri e, bırakıp hayatında köklü bir değişime dönüşme doğru gitti. E, artık onların e, bir yerde artık ne yaptıklarını e, veya çekemeyenlerin e, hırslarını e, bu dönemde biraz yüzleşerek ee, belki de almak istemedikleri sorumlulukları mecbur kalıp alarak e, belki iş arkadaşlarınızdan biri işten ayrılacak. Burada e, sizin üzerinize bir hani bir terfi gel gelebilir yani burada tıkandığınız bir noktada e, belki bir üst seviyeye level atlamak gibi bir durum oluşabilir. Belki hayatınıza Unmadığınız bir sınavın sonucu çok güzel gelebilir ve siz belki de atama terfiyle yükselebilirsiniz. Ya da e, bu yıl stajlıya başladığınız bir yerin ileride hayatınıza köklü bir meslek haline geldiği veya e, yıllarca çalışacağınız bir mesleğe ilk adım atıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ciddi anlamda büyük bir yükseliş var. E, hayat hepimizin direndiği bir nokta vardır. Böyle tıkanıp ilerleyemediğimiz... E bırakamadığımız, değiştiremediğimiz, korktuğumuz, çekindiğimiz işte bu noktaları artık bir temizleme e, bu tutulmanın etkisi de Plüto ile beraber acımasız bir şekilde temizleyecek. Lakin bu acımasızlık biraz sert olabilir, e, sert hissedebiliriz ama bu temizliğin arkasından çok pozitif bir enerji geliyor arkadaşlar. Jüpiter bu tutulma enerjilerine geldiğinde yani fazla değil birkaç hafta içerisinde ciddi anlamda iyi ki olmuş diyeceğimiz olaylarla karşılaştıracak bizi. O yüzden... Mutlaka ama mutlaka elin taşın altına koyun, mutlaka e, sorumluluk almaya çalışın, mutlaka e, işinize, gücünüze çok fazla odaklanın, e, hayatınızda e, gelecek hedeflerinizi, hayallerinizi aktive edebilmek için son kez sizi e, tetikliyor. Artık hayallerine koş, hedeflerine koş, hak ettiğin değeri al, e, hak ettiğin işin sahibi ol e, diyor bize. O yüzden bunları ihmal etmemek lazım. Daha küçük yaşlarda e, bir öğrenciysek eğer o zaman okul hayatımızdaki pozitif anlamdaki e, değişimin, dönüşümün e, bizim hayatımızda ileriki dönemlerde belki e, bundan 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl sonra eee çalışma hayatımıza giderken ilk adımları bu okul çerçevesinde yapıyor olabiliriz arkadaşlar. Bunlarla ilgili de yine bazı aktive ettiğimiz konularda olabilir bu tutulma içerisinde. Lakin ikizler Burcu'nun artık durmaması gerekiyor. Gerçekten arkadaşlar artık tıkandığınız noktaları yavaş yavaş çözdüğümüz çözmek istemeyip direndiğimiz noktalarda da mecbur kalıp çözdüğümüz bir süreci yaşıyor olacağız. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.